Böylesi ancak filmlerde olur ya da bu adamın hayatı film olur diyebileceğimiz türden bir yolculuk onunki. Pizza kralı, pizza imparatoru ya da dünya pizza şampiyonu diye arattığınızda karşınıza onun adı çıkıyor. Birkaç kelime İngilizce, cebinde 240 dolar parayla Amerika'ya kaçak yollardan giriyor. Aylarca sokaklarda kalıyor. Düşüyor, kalkıyor, sonra tekrar düşüp tekrar kalkıyor. Geldiği yeri ise asla unutmuyor. Hakkı Akdeniz'in hikayesi zorlukların üstesinden gelmiş, bir şeyleri başarmış, hayalini gerçekleştirmiş insanlarınkinden bir fazlasına sahip. İşte Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde başlayıp Amerika'da pizza imparatorluğuna uzanan etkileyici, ilham verici, hatta büyüleyici bir yolculuk. 1980 yılında fakir bir ailede doğuyor. Ailenin 18 çocuğundan biri. Onun için çocukluk yılları demek, çalışmak demek. Hakkı Akdeniz'in hikayesi aslında 17 yaşına geldiğinde Kanada'ya üvey abisinin yanına giderek başlıyor. Yaklaşık 4 sene Kanada'da bir pizza dükkanında çalışıyor. Sonrasında ise sınır dışı kararıyla Kanada'yı terk etmek zorunda kalıyor. Cebinde 240 dolar parası, birkaç kelime İngilizcesi, annesine ev alma hayaliyle 2001 yılında kaçak yollardan Amerika'ya geçiyor. Abisi Amerika'da bir arkadaşından Hakkı'yı karşılamasını ve ona yardımcı olmasını istiyor. Fakat o kişi karşılamaya gelmiyor. Üstelik her aramada müsait olmadığını, daha sonra aramasını söylüyor. Hakkı 3 gün otobüs terminalinde abisinin arkadaşını bekliyor. Son aramadaysa "ne yüzsüz adamsın, bir daha beni arama" diyerek Hakkı'yı azarlıyor. Hiç bilmediği bir yerde çaresiz öylece kala kalıyor. Önce ucuz bir otel bulup cebindeki parası bitene kadar orada kalıyor. Sonrası ise tam bir sefalet. Her işte bir hayır vardır diyerek trenlerde kalmaya başlıyor. En uzun mesafeye biniyor, son durakta inmeyip bindiği yere tekrar dönüyor. Sabah olana kadar bu yolculuk devam ediyor. Sabah olduğundaysa trenden inip iş bulma umuduyla sokaklarda geziyor. Bir müddet sonra tren yolculukları da bitiyor. Geriye tek seçenek kalıyor, sokaklarda kalmak. Hakkı Akdeniz'de her yerde görülen evsizlerden biri oluveriyor. Kendisi gibi evsiz Senegalli biriyle arkadaş oluyor. Gündüz birlikte iş arıyor, gece sokaklarda çöp konteynerlarında kalıyorlar. Hatta bir seferinde çöp konteynerinde uyudukları sırada çöpleri toplayan kamyon yanaşıyor ve çöplerle birlikte onları da öğütme makinesine boşaltıyor. Hakkı Akdeniz ve Senegalli arkadaşı çöp kamyonunda öğütülmekten son anda kurtuluyorlar. Aylarca evsizlerle birlikte sokaklarda kalıyor. Nihayet zor da olsa bir Türk lokantasında iş bulup haftada 400 dolar almaya başlıyor. O aralar boksa merak salıp amatör düzeyde boks maçlarına katılıyor. Fakat spor hayatı çok uzun sürmüyor. Kaburgası kırılınca boksu bırakmak zorunda kalıyor. O yıllarda Türkiye'den gelmiş kendisi gibi çalışan bir arkadaşıyla aynı evde kalmaya başlıyor. Birlikte çalışıp para biriktiriyorlar. Ne kazanırlarsa aynı yere koyuyorlar. Amaçları bir pizza dükkanı açmak. Bir gün işten çıkıp eve döndüğünde kapının açık olduğunu görüyor. Eve şöyle bir bakınınca bokstan kazandığı altın madalyanın yerinde olmadığını görüyor. Sonra yatağın altında biriktirdikleri yaklaşık 70 bin doların da alındığını fark edince kardeş gibi gördüğü arkadaşının her şeyi alıp kaçtığını anlıyor. Elinden oturup ağlamaktan başka bir şey gelmiyor. Hakkı Akdeniz pes etmiyor. Eskisinden daha büyük gayretle yeniden para biriktirmeye başlıyor. Pizzacıda çalışmaya devam ederken bir yandan da pizza akrobasi şampiyonalarına hazırlanmaya başlıyor. Çalıştığı dükkanın sahibinden her gün kendisine bir hamur vermesini istiyor. İş bitince eve gidip aldığı pizza hamuruyla akrobasi hareketleri çalışıyor. Hakkı Akdeniz ilk katıldığı şampiyonada 93 kişi arasından 87. oluyor. Bu kötü sonuç bile onu çok gururlandırıyor. Patronuna sevinçle 87. olduğunu bile söylüyor. Sonraki yıl katıldığı şampiyonadaysa istediğini alıp birinci oluyor.
pizzacı hakkıyken o günden sonra şampiyon pizzacı oluyor. 2009 yılına kadar 45 bin dolar para biriktiriyor. Ancak açmak istediği pizza dükkanı için 40 bin dolar daha lazım. Dükkan sahibiyle konuşup 40 bin dolar borçlanarak şampiyon pizzanın ilk şubesini açıyor. Gece gündüz demeden çalışıyor. Öyle ki haftanın 4 günü dükkanda yatıyor. Pizza akrobasi şampiyonalarına katılmaya devam ediyor. 8 defa Amerika şampiyonu, 3 defa da dünya şampiyonu oluyor. Hatta yarışmaların birinde 12 kez dünya şampiyonu olmuş rakibini bile yenmeyi başarıyor. Şampiyon pizzacı önce ilk dükkanının borcunu ödüyor. Sonrasında ise ikinci, üçüncü, dördüncü restoranını açıyor. Bugün Hakkı Akdeniz'in 240 dolarla kaçak yollardan geldiği Amerika'da 16 restoranı var. Adı Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun pizzasını yapan adam olarak yazıldı. Şimdilerde eskiden olduğu gibi tüm zamanını pizza dükkanlarında geçirmiyor. Zamanının neredeyse yarısında okullarda ücretsiz pizza dersleri veriyor. Hakkı yaptıysa herkes yapar diyerek başkalarına da ilham olmak istiyor. Dünyanın en tanınmış, en zengin insanları şampiyon pizzacının restoranlarına gidiyor. Her ne kadar adının başına pizza kralı, pizza imparatoru ya da dünya pizza şampiyonu gelse de onun tanınırlığı ve şöhreti sadece şampiyonluklarından, lezzetli pizzalarından gelmiyor. Bu denli tanınıp sevilmesinde en büyük pay geldiği yeri, yani evsizleri asla unutmamasından kaynaklanıyor. Bir gün dünyanın en tanınmış, en zengin insanlarıyla baş başa fotoğraflar çektiriyor, ertesi gün evsizler barınağında, sokaklarda pizza dağıtıyor. Ona mikrofon uzatıldığında, 2001 yılında Amerika'ya geldiğimde cebimde bir dilim pizza alacak param yoktu. Şimdi haftada 2 gün evsizlere, ihtiyaç sahiplerine yüzlerce pizza, ayakkabı, kıyafet götürüyoruz. Ne kadar verirsem o kadar çok kazanıyorum diyor. Hakkı Akdeniz'e yılın en başarılı kişisi, yılın adamı, yılın en iyi insanı, en iyi kişisel başarı, en başarılı göçmen başta olmak üzere onlarca ödül verildi. Şampiyon pizzacı bugünlerde her zaman yaptığı işi yapıyor. Haftanın 2 günü Covid-19 salgınından en fazla etkilenen şehirlerden biri olan New York'ta evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve sıcak yemek dağıtıyor. Pizzaların yanında eşinin evde diktiği koruyucu maskeleri de ücretsiz veriyor. Ha bir de Hakkı yapıyorsa herkes yapabilir demeye devam ediyor.